OYES İnşaat Akbik Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an müstakil site içinde ama kendine ait bahçesi, havuzu olan müstakil girişli, otoparklı ve gene müstakil bir villanın çekimindeyim. Şehrin tam merkezindeyim arkadaşlar. Lokasyonu mükemmel. Denize 500 metre, çarşıya 400 metre mesafede. Burası otopark alanımız. Arsa payı 400 metrekareye yakın. Önce şöyle bir size bahçeyi göstereyim. Size ait özel bahçeniz ve aynı zamanda şuradan şöyle bir çıkış ve büyük bir ortak havuz. Orayı da göstereyim hemen size. Aynı zamanda burayı da kullanabiliyorsunuz. Site aidatı 160 lira aylık. Evimiz de burası. Tamamen bahçe duvarlarınız özel çekilmiş. Bu gördüğünüz alanlar komple size ait. Ortak kullanım alanı değil. Şöyle güzel, yeterli büyüklükte aktif çalışan makine daireli güzel bir havuzumuz da var. Büyük bir L şeklinde havuza bakan geniş bir verandası var. Şezlongları, bahçe mobilyaları, her şey mevcut. Ev full eşyalı olarak yabancıdan satışta. Arkadaşlar soracaksınız, niye hep yabancıdan satışta? Çünkü ben de çift vatandaşım. İngiltere'de yaşıyorum. Çoğunu tanıyorum. Arkadaşlarımız, dediğimiz gibi, artık gelmekte zorlanıyorlar. Pandemi var, o var, bu var. Gelecek belli değil diye evlerini satıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten de bu evi bir Türk arkadaşımız bu fiyatlara da vermiyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Yani bu eve 1,5, 1,600 isteyecekler eminim. Ama bu evimizin fiyatı 135 bin pound. Yani bugünün kuruyla 1 milyon 308 bin TL yapıyor. Ama sizin takip etmeniz gereken rakam 135 bin pound arkadaşlar. Salonumuz gayet büyük, geniş. Mobilyaları deri koltuklar, L tipi güzel bir ahşap, böyle el işçiliğiyle yapılmış güzel bir sehpası var. Burada şöminemiz mevcut. Klimalar takılı. Ayrı mutfak evimiz. Burada gene bunlar rattan bahçe mobilyaları. Yani şu mobilyalar nereden baksanız 6-7 bin lira. Sadece bahçe mobilyaları. Mutfağımız ayrı, dediğim gibi arkadaşlar. Ankastri ocak, davlumbaz ve fırını burada konumlanmış. Gayet geniş, güzel bir mutfak. Aynı zamanda burada da bir balkon var. Arka cepheye bakan. Şöyle. Buraya da böyle bir fiskos masası. Bu da rattandan. Kahvenizi arkada, arka bahçenizde de içebilirsiniz. İngilizler bulaşık makinesi kullanmadıkları için, çünkü tatile geldiklerinde hepsi dışarıda yiyor. Bulaşık makinesi yerine çamaşır makinesini koymuş. Bu buradan çıkıp bulaşık makinesi koyabilirsiniz. Non-frost büyük bir buzdolabı. Hemen burada geniş duşakabinimiz. Havuzun motoru falan buraya konulmuş arkadaşlar. Merdiven altında şöyle ufak bir kiler gibi bir yer var. Termosifon oraya konulmuş. Çamaşır makinesinin yeri burada var. Bulaşık makinesi koyarsanız onu oradan alırsınız. Üst katımıza çıkalım. Evde kesinlikle bir eksik yok arkadaşlar. Hemen direkt taşınabileceğiniz bir ev.
kamerayı bir netleştirelim de. Evet. Jacuzzi'li güzel geniş bir banyo. Burada çift kişilik büyük bir yatak odası. Gömme gardırop yapılmış arkadaşlar, çift kapılı. Ama yani normalde bu üç kapılı fakat geniş, belli bir custom özel yapılmış. Hemen buradan da küçük bir balkonu yatak odasından mevcut. Bu ne derseniz İngilizler giderken böyle ev rutubet yapmasın diye özel bir malzeme bırakıyorlar. Nemi o emiyor. Merdivenler geniş, güzel, şık. Mermer döşenmiş. Burada büyük bir master bedroom, ebeveyn banyolu yatak odası. Gene gömme geniş büyük bir gardırop var arkadaşlar. Şöyle. Ebeveyn banyomuz, Hilton lavabolu, duşa kabinli. Yatak odasından gene ön cepheye çıkan, havuza bakan büyük bir, bayağı büyük bir balkon var hatta. Her iki yatak odasından da çıkışı var buranın. Burada da bir rattan çift kişilik bir masa koymuşlar. Bahçesi çok güzel, çok geniş. Yani 400 metrekare arsanın şu anki fiyatı burada 750-800 bin lira arkadaşlar. Öyle düşünün. Yani evimiz gerçekten bu lokasyonda, bu konumdaki böyle bir eve fiyatımız gerçekten çok güzel. Hemen balkondan diğer yatak odasına geçtim. Burası en ufak yatak odası olmasına rağmen gene çift kişilik yatak gayet rahat sığmış yani. Her şey mevcut. Kliması gene burada da var. Yandan da kapıları kapatalım. Perdelerde de bunlar da çok güzel. Bunlar blackout. Kapatıldığında yani zindan gibi oluyor. Sabahın olduğunu anlamıyorsunuz. Çok güzel. Ben de bunlardan kullanıyorum. Üç yatak odamızı gezdik. Yukarıya terasımıza çıkıyoruz. Güzel büyük bir terasımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Terasımızdan da güzel deniz manzarası var. Buradan da çok güzel denizi görüyor. Deniz manzarası harika. Hemen şurası arkadaşlar ekmek fırını. Sabahleyin sıcacık ekmeğinizi alacağınız kara fırın ekmeği. Çok güzel. Pastane aynı zamanda. Hemen onun önü A101 market. Hatta şuradan görünüyor. Şurası A101 marketimiz. Yani düz aşağıya indiğinizde zaten hemen şehir merkezine iniyorsunuz. Sol tarafınızdan buradan giderseniz de hemen köylü pazarının olduğu yere çıkıyorsunuz. Konum mükemmel. Her yere yürüme mesafesi. Sol tarafınız büyük bir zeytinlik alan. Arabanızı ister içeriye, otoparkınıza, size ait olan bölgeye park edebilirsiniz. İsterseniz dışarıya da park edebilirsiniz. Dışarıda da size ait bahçe önü, 3 araçlık park alanı var. Bunlar, bu sıradakiler arkadaşlar, bu evde, onun yanındaki de, bu sitede müstakil villalar. Hemen şurada daireler var. Zemin daireler, dubleks daireler. Şunlar bitişik nizam villalar. Yani sitemizin en lüks evleri bu şerefiyeli 5 tane müstakil villa.
Bahçeleri tamamen kendilerine ait, özel girişli. Dediğimiz gibi fiyatımız 135 bin pound üzerinden değerlendirin. Bugünkü kurdan 1 milyon 308 bin lira full eşyalı her şey dahil bir fiyatıdır. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hemen ardından yeni bir evimiz var. Onun çekimine gidiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere desteğinizi bekliyoruz. Saygılar, selamlar. Herkesin kandili mübarek olsun.